Ya 2022 yılı gerçekten kadınlar açısından çok zorlu bir yıl oldu. Zaten belki yüzyıllardır kadınlar açısından zorlu yıllar olarak tarifliyoruz ama yani faşizmin bu kadar örgütlendirildiği, neredeyse toplumun bütün hücrelerine kadar sirayet edilmeye çalışıldığı, işte kadın erkek egemenliğinin bu kadar örgütlendirdiğini, erkekliğin toplumda kışkırtıldığı, bütün mekanizmalarıyla, bütün aygıtlarıyla kadınların, kadın mücadelesinin, özgür kadın hedeflendiği bir süreçte tabii ki 2022 kadınlar için daha da zorlu bir sürece denk geldi, bir süreç oldu. Bunu iktidar aslında bir ittifak gerçekleştirdiği, MHP ile yürüttüğü savaş politikaları bunu destekleyen bir yerdeydi. Çünkü savaşın olduğu yerde militarizm ve cinsiyetçilik örgütlendirilir. Kadınlar ilk hedef alınır, kadın mücadelesi hedef alınır. Bütün savaşların temel aslında yaklaşım biraz budur. Çünkü savaş kadın bedeni üzerinden yürütülür. Savaşta kadınlar bir ganimet olarak kadınlara yaklaşılır. Kadınların öncülük ettiği devrimler, kadınların mücadeleye öncülük ettiği mücadeleler her zaman başarıyla ve kazanımla sonuçlanmıştır. Tam da bu nedenle iktidar çoklu yöntemler aslında kadınları hedefledi. Zaten tek adam rejiminin temel argümanı biraz da buydu. Bunu sadece İktidar ve sözcüleri yapmadı. Tabii ki ilk başta işte bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu söylenen bir partinin genel başkanı sıfatıyla her gün işte kameraların karşısına geçen cumhurbaşkanından başlayarak, AKP genel başkanından başlayarak parti sözcüleri, medyası, yargısı, diyaneti, kolluğu en tepeden en aşağıya kadar aslında sürekli bir biçimde kadınlar, kadınların özgürlük mücadelesi hedef alındı. Kadınlara bir rol biçildi, bir rol tariflendi. Kadınlar evde olacak, toplumdaki tek görevleri çocuk doğurmak olacak, erkeğe ve devlete hizmet edecek, biat edecek, makul bir yerde olacak. Özgürlük talebinde bulunmayacak, kendi iradesini oluşturmayacak yaklaşımı sergilediler. Tam da bunun sonucunda aslında her gün Türkiye'de en az bir kadın katlediliyor. Erkek şiddeti sonucunda en az bir kadın yaşamını yitiriyor. Bu konuda elimizde maalesef sağlıklı veriler de bulunmuyor. Çünkü en son işte AKP sürecinde 2007'de yine o dönem BDP'li milletvekili olan arkadaşımız Fatma Kurtlan'ın verdiği bir önerge sonucunda kadına yönelik şiddet verilerini alabilmiştik. O günden bugüne iktidar tarafından sağlıklı bir veri, bir istatistik veri de kamuoyuyla paylaşılmıyor. Biz işte özellikle bazı kadın kurumlarının yaptığı çalışmalardan ya da basın kuruluşlarının derlediği bilgilerden bu verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Yüzleri aşan her dediğim gibi kadın cinayeti her gün söz konusu. Yine yüzlerce şüpheli kadın ölümü söz konusu. Yani bu şüpheli kadın ölümleri de aslında biraz araştırmasını yaptığınızda, derinlemesine incelediğinizde bunların da erkek şiddeti sonucunda işlenen cinayetler olduğunun açığa çıkıyor. İşte bu düşünün ki bu yıl içerisinde onlarca kadın yüksek yerlerden düşerek yaşamını yitirdi. İşte balkonlardan, işte binaların tepelerinden kadınlar düştü ve bunlara şüpheli dendi, intihar dendi. Ama gerçekten mücadele ettiğimizde, peşine düştüğümüzde ya intihara sürüklendiklerini, ya aslında katledilerek intihar süsü verdiklerini açığa çıktığını görüyoruz. Yine benzer bir durum aslında çocuk istismarı meselesinde de karşımıza çıkıyor. Yani belki Türkiye kamuoyunda son günlerde bir vaka ön plana çıktı. İşte 6 yaşında bir kız çocuğu, bir tarikatta, tarikatın liderinin kızı yine tarikat müritlerinden biriyle 6 yaşında evlendiriliyor. 6 yaşından itibaren sistematik bir biçimde istismara uğruyor senelerce ve bu kadın gidip bakanlığa başvuruda bulunuyor. Bakanlık 2 yıl boyunca meseleyi izliyor. Ne bir tutuklama var, ne bir dosya müdahillik var. Dosya kamuoyuna yansıdıktan sonra bakanlık lütfedip birkaç gün sonra, gününde de değil bakın, bir gün değil, iki gün değil, üç gün sonra değil, günler sonra bakanlık lütfedip bu konuyla ilgili dosya müdahil olduklarını ifade etti. Ama sonrasında yine Aile Bakanı çıkıp kadın örgütlerine, kadın mücadelesi yürütenlere, partimize saldırdı. Yine Batman'dan bir örnek. Yani 14 yaşında bir kız çocuğu abileri korucu olan bir erkek tarafından kaçırıldığı basına ve kamuoyuna yansıdı. Ailene başvurmadı, mekanizma kalmadı. Biz bakanlığa sorduğumuzda gerçekten
hayretler içerisinde bir cevapla karşılaştık. Aile Bakanı kaçırılan bir kız çocuğunun kendi yetki ve görev alanında olmadığını ifade etti. Bir kayıp vakası olduğunu, kayıpları kendisini aramadığını, bu konuda hatta küstahça ders vermeye çalıştı bizlere. Yani bir kız çocuğunu korumaktan görevli olduğundan bir haber bir bakan şu anda bu ülkede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başında duruyor. Bir dosyaya müdahil olmak için yıllarca bekleyen bakan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başında duruyor. Ve bugün bu ülkede her gün kız çocukları, kadınlar tacize, tecavüze, istismara uğruyorlar. Bu fiziki olarak yaşadıkları şiddet biçimi. Ama sadece toplumdaki kışkırtıkları erkeklerden görmüyor kadınlar bunu. Yani şunu da net söyleyelim. Bu erkekler bu cesareti nereden alıyor? Nereden alıyor bu cesaretler? Yargının cezasızlık politikasından alıyor. Kravatını takan, takım elbisesini giyen, mahkemenin karşısında geçen erkekler erkeklik indirimi alıyor. Bakın erkeklik indirimi. Hiç ihal mihal demiyorum. Bu erkeklik indirimidir. Hatta yetmiyor. Kadınlar katledildikten sonra, yaşamını yitirdikten sonra kadınların bütün yaşamları deşifre ediliyor. Kadınlara suç aranıyor. Suç bulunmaya çalışıyor. Acaba kadın ne yaptı da hak etti? Algısı yaratılmaya çalışıyor toplum üzerinden. Bunu da medya aracılığıyla yapıyor. Diyanet her gün fetva veriyor. Diyanetin fetvası, işte 12 yaşında kız çocuğu evlenir diyen fetva veren kişilerle ilgili yapılan suç duyuruları takipsizlikle sonuçlanıyor. Kadınlar kendilerini savundukları için, öz savunmalarını gerçekleştirdikleri için, ölmemek için, direndikleri için onlarca yıllık cezalarla cezalandırılıyorlar işte. Tam da erkekler bundan cesaret ediyor, alıyor. Kadın erkek eşit değil diyen iktidar mensuplarından, AKP genel başkanından cesaret alıyor erkekler. Evin içerisinde en yakınlarından kadınlar bu şiddeti görüyor. Çünkü her gün Diyanet'ten fetvalar, işte kadına tokat atabilirsiniz diyor. Yani bu böyle bir atmosferde, bu kadar kışkırtılan, militarizmin bu kadar örgütlendiği bir yerde kadınlar nefessiz bırakılmaya çalışıyor. Toplumdan izole edilmeye, tecrit edilmeye çalışıyor. Sokaklar, alanlar kadınlara tehlikeli hale getirilmeye çalışıyor. Evler kadınlar açısından en tehlikeli mekanlar haline getiriliyor. Ve iktidar bunu bilinçli bir politika olarak yürütüyor. Hiç bunu bilmediğinden, yetersiz olduğundan yapmıyor. Ve kadınlar bu şiddete uğradığında devlet mekanizmalarına başvurmak konusunda çekinceli haldeler. Çünkü karakola gittiklerinde ikna edilip eve gönderiliyor. Eşindir, bir defadan bir şey olmaz. Yani istismara bir defadan bir şey olmaz diyen bir bakanın kolluğu da kadına ya bir tokatlar ne olmuş eşindir diye eve geri gönderiyor. Fatma Altın Makas'ta olduğu gibi kendini Türkçe ifade edemediği için, ona tercüman atanmadığı için yaşadıklarını anlatamadı. Eve döndüğünde katledildi. İşte bunlar gibi onlarca örnek sayabiliriz bu ülkede iktidarın yürüttüğü politikalar sonucunda kadınların yaşamını yitirmesini. Yetmiyor. İçişleri Bakanı gerçekten bir kadın düşmanı gibi her gün kadınlara hedef gösteriyor. İstanbul Sözleşmesi'ne hedef gösteriyor. İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddeti artırdığını ifade eden bir İçişleri Bakanı söz konusu, bir Adalet ve Aile Bakanlığı söz konusu. Bu ülkede İstanbul Sözleşmesi uygulanmadı zaten. Uygulanmadı. Biz uygulansın diye mücadele ederken AKP Genel Başkanı bir gece yarısı pandemi sürecinde kadınların en çok koruma ihtiyacı olan süreçte bakanlıktan, bu sözleşmeden geri çekildi. Bu aslında toplum içerisinde yaratılan, kışkırtılan erkekliğin yarattığı saldırı. Bu, ama bununla da kalmadı maalesef 2022 yılı. Bir de devletin birebir gerçekleştirdiği devlet şiddeti vardı. Yani erkek devlet şiddeti. Kadınlar alana çıktığında, meydanlara çıktığında, protesto hakkını kullandıklarında, demokratik siyaset yürüttüklerinde de hedef alındılar. Semra Güzel bir milletvekiliydi. İçişleri Bakanı'na bir kumpasla hedef gösterdi. Medyası bunun taşeronluğunu yaptı. Semra Güzel gözaltına alındığında kolluk tarafından başa eğdirilmeye çalışıldı. Berivan bir gazeteciydi. Özgür basın emekçisiydi. Hakikati yazıyordu. Hakikati yazdığı için başa eğdirilmeye çalışıldı. Bir senaryo yazıldı. Başa eğdirilmeye çalışıldı. Bu bütün kadınlara verilen bir mesajdı. Siyaset yapmayacaksınız.
toplumun hakikatini kamuoyuyla paylaşmayacaksınız. Basın ya yandaş bir basın olacaksınız ya da bu zulme maruz kalacaksınız. Bu ülkede 25 Kasım'da bakın bütün dünyada Mirabel kardeşlerin bir diktatörlüğe karşı verdiği mücadele sonucunda önce tecavüze uğrayıp sonra katledilmelerinden sonra bütün dünyada kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele ve dayanışma günü olan 25 Kasım'da kadınlar Ankara'da, İstanbul'da en merkezi yerlerde kolluk şiddetiyle yüz yüze kaldılar. Şırnak'ta, Mardin'de, bütün illerde kadınların kolları kırıldı, bacakları kırıldı. Gözaltında işkencelere, tacizlere varana kadar işkencelere uğradılar. Devlet kendisi 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde kadınlara şiddet uyguladı ve bakanlıktan ses yoktu. Aileden sorumlu bakan kutsal aile propagandalarıyla kadının aile içerisinde bütün yaşadıklarını görmezden geldi. Devletin bütün zulmünü görmezden geldi. Bakın altını çiziyoruz. Biz bir aile karşıtlığı yapmıyoruz. Bunu söylediğimizde çıkıp bizi aile karşıtı, aile düşmanı olarak ilan ediyorlar. Aile bu toplumun bir hakikati. Ama ailenin bu haliyle kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Ailenin demokratikleştirilmeye ihtiyacı var. Dönüşmeye ihtiyacı var. Tıpkı devletin bu haliyle toplumsal olarak faydadan çok zarar haline geldiği gibi, bu devletin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğu gibi ailenin de demokratikleşmeye ihtiyacı var. Tam bu kadar kaotik bir ortamda tabii ki özgünde Kürdistan'da özel savaş politikaları da hız kesmeden devam etti. Kolluk şiddeti, kolluğun, üniformalıların, Kürt kadınlarına yönelik özel savaş politikaları, tacizleri, tecavüzleri bu süreçte devam etti. Nagihan Akarsel, jinoloji editörü, aslında erkek egemen zihniyetin 10 yıllar boyunca, 100 yıllar boyunca öğretmiş olduğu bütün hakikatin ters yüz edilmesine karşı hakikat mücadelesini yürüten, tarihin en karanlık sayfalarına gömülmüş kadınların mücadele tarihini, kadınların haklarını, kadın özgürlüğünü, kadınların toplumsallığını açığa çıkartmaya çalışan Jinoloji dergisi editörü Nagihan arkadaşımız Süleymaniye'de yine benzer karanlık güçler tarafından 11 kurşunla katledildi. Bunların hiçbiri tesadüf değil, hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Ne evdeki erkeğin şiddeti, ne sokakta hiç tanımadığı bir kadını samuray kılıcıyla katleden erkeğin yaptığı, ne AKP Genel Başkanı her gün kadınları hedef göstermesi, ne Aile Bakanlığı'nın kadın mücadelesine hedef alması, ne Suç İşleri Bakanlığı'nın açığa çıkarttığı pratik. Bunlar hiçbir birbirinden bağımsız değil. Bunların tümü iktidarın yürüttüğü kadın düşmanı politikaların sonucudur. Erkek egemen siyasetin sonucudur. Bakın bugün parlamento erkek egemen siyasetin sonucunda bir müzakere zemini olmaktan çıkmış durumda. Yani artık cinsiyetçiliğin pik yaptığı, neredeyse bütün yapılan konuşmalarda cinsiyetçiliğin ön plana çıkartıldığı, savaşın kutsandığı, şiddetin kutsandığı, nefretin kutsandığı bir atmosfer haline geldi. Böyle bir ortamda aslında kadınlar büyük bir de direniş sergiliyor. Şimdi hani şöyle de anlaşılmasın, işte biz sürekli işte saldırıya uğruyoruz değil. Mücadele ettiğimiz için saldırıya uğruyoruz. Yani bu da bir hakikat olarak karşımızda duruyor. Yani iktidar bu kadar büyük bir güç görmese karşısında, bu kadar korkmasa, bu kadar kendisi açısından tehlike ve bir bent olarak görmese, emin olun bu kadar saldırmaz. Şu anda iktidarın karşısında en fazla direnen güç kadınlar olduğu için kadınlar bugün en esaslı saldırılar halinde. Bakın o halden sonra hatırlarsınız ilk sokağa kadınlar çıktı. Pandemi sürecinde en güvenli yer evler dedi iktidar. Ama biz kadınlar açısından en güvensiz yerin evler olduğunu bilerek sokağa çıktık. Bugün yaratılan savaş politikalarının, bütün bütçenin savaşa aktarmasının sonucunda yoksulluğun faturasının en fazla kadınlara çıkartıldığını, artık yoksulluğun kadınlaştığını, kadınlarda somutlaştığını ifade ederek kadınlar yoksulluğa, ekonomik krize karşı sokaklara çıktı. Savaş politikalarına karşı işte şu anda işte bir tarafta
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yürütülen savaş, işgal politikaları, kimyasal silah kullanılma iddiaları ve buna dair ortaya çıkan görüntü, işte Rojava'da bir kadın devrimi açığa çıktı, bir kadın modeli açığa çıktı, kadın öncülüğünde bir model açığa çıktı, oraya bir saldırı var. Bu savaş politikalarına karşı sokağa çıkan kadınlardı. Tecride karşı, her türlü saldırılara karşı yine en fazla sokağa çıkan kadınlardı. Tekçi, erkek egemen rejime karşı yine sokağa çıkan kadınlardı. Kendi örgütlemekten vazgeçmedi. Tam da buralarla örgütlü mücadelemiz de hedef alındı. İşte Tevke Rejine'nin Azat bu yıl içerisinde yine 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 arkadaşımız tutuklandı. Bu bir dosya ama bunun gibi onlarca örnek sayabiliriz. Çünkü her gün neredeyse operasyona uyandığımız süreçlerden geçiyoruz. Çünkü örgütlülüğümüz dağıtılmaya çalışılıyor. Örgütsüz toplum bütün saldırılara açıktır. Örgütsüz kadın bütün işte saldırılara açıktır. Tabii ki savunmamızı, öz savunmamızı gerçekleştiririz. Ama kadınların en büyük öz savunması örgütlüğüdür. Tam da bu nedenle bütün iktidarın ayrıştırma politikalarına karşı, saldırı politikalarına karşı kadınlar örgütlülüğünü büyüttü. Ortak mücadele zeminlerini genişletti. Dayanışma ve ittifaklarını büyüttü. Ve direnmekten bir an olsun geri adım atmadı. Bir an olsun vazgeçmedi. Neredeyse bu, yani şunu ifade edebiliriz. Yani bir yılın 365 günü, 7 saat, 7 gün, 24 saat kadınlar tetikteydi. Mücadeledeydi. Sokaktaydı, alandaydı, meclis kürsüsündeydi, sosyal medyadaydı, televizyondaydı. Yani yaşamın bütün alanında kadınlar direndi. Emeğinin mücadelesini verdi. Bakın bugün Türkiye'nin birçok yerinde işçi direnişleri var. Yani izlediğinizde bunu öncülüğünü kadınların yaptığını görür. Yani kadınların emek mücadelesini verdikten, yani ekoloji mücadelesi veriliyor. Yani birçok yerde iktidar doğa talanlarıyla kendi rant alanlarını oluşturmaya çalışıyor. Buna karşı en önde yine direnenler kadınlar. Yani bu sürecin aslında öncülüğünü kadınlar yapıyor. Tam da bu nedenle 21. yüzyıl kadın yüzyılı olacak. İktidar bu yüzyılda kadınları ve Kürtlere kaybettirmeye çalışıyor. Ama tam aksine bu yüzyıl Kürtlerin, halkların ve kadınların yüzyılı olacak. Bağımsız birey arkadaşlarımız var. Yani feminist kadınlardan, sosyalist kadınlara, mütedeyyin kadınlardan, Alevi kadınlara, işte ezdi kadınlara. Yani Türkiye'nin bütün hakikatini temsil eden bir kadın meclisimiz. Ama bununla da yeterli kalmadan diğer kadın zeminleriyle de bir araya geliyoruz. Yani biz önümüzde bir seçim süreci var. Tabii ki bu seçim sadece bir seçim olarak ele alınmamalı. Bu seçim sadece bir seçim olarak da ilerlemeyecek. Gördüğünüz üzere işte savaşın bir seçim aracı haline geldiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç bir taraftan savaşın derinleştirilmeye çalışıldığı, tecridin derinleştirilmeye çalışıldığı, kadına yönelik örgütlü mücadelesine saldırıların devam edeceği ama bir taraftan da seçimin çalışmaların devam edeceği bir süreç içerisine girdik. Tam da bu nedenle biz sadece seçimde belirleyici güç olmayacak kadınlar. Bunu ısrarla ve çok net bir biçimde söylüyoruz. Geleceği de belirleyecek olan kadınlar. Yani seçimin sonucunu sadece belirlemeyecek. Tabii ki seçimin sonucunu belirleyecek ama seçimden sonra da geleceği de kadınlar belirleyecek. İşte biz seçimi birileri kazansın diye bir çabamız yok ki kadınlar olarak. Biz kendimizin de kazanacağı, kendi özgürlüğümüze bir adım daha yaklaşacağımız bir sürecin de öncülüğünü yapma iddiasındayız. Bütün yaptığımız aslında görüşmelerde kadınlarla bunları tartışıyoruz. Bir taraftan saldırıları nasıl göğüsleyebiliriz, bu saldırıları nasıl püskürtebiliriz? Ama bir taraftan da inşayı nasıl gerçekleştirebiliriz, alternatifi nasıl açığa çıkartabiliriz, nasıl güçlendirebiliriz tartışması yürütüyoruz. Çok farklı zeminden kadınlarla bir araya geldik. Ama önümüzdeki süreçte Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında kadın kurumlarından işte toplumun farklı kesiminden kadınlarla bir araya gelmeye, o ortak aklı oluşturmaya, ortak mücadele hattını oluşturmaya devam edeceğiz. Bu konuda da planlamalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek. Ya tabii ki biz şu bence çok kıymetli, bunu görmeden ilerlemeyelim. Durmayan bir kadın mücadelesi var. Kesintisiz yürüyen bir kadın mücadelesi var. Ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil.
biz bu faşist iktidarı devirene kadar yeterli olmayacak. Yeni kurana kadar yeterli olmayacak. Kolektif aklı toplumun bütün alanlarına sirayet ettirene kadar yeterli olmayacak. Biz hiçbir zaman kendimizi zaten kadınlar olarak yetti, başardık diye bakmıyoruz. Hiçbirimiz çünkü özgürlüğü elde etmiş durumda değiliz. Yani hiçbirimiz özgür değiliz. Bence yani Türkiye'deki hiçbir kadın bu iddiada olamaz. Yani bunun ne ekonomik durumumuzla ilgilisi var, ne sonuçta olduğumuz mevki, makam ya da çalıştığımız alanla ilgisi var. Yani hangi meslek grubundan olursak olalım, hangi ekonomik durumda olursak olalım, hangi makamda, mevkide olursak olalım, maalesef kadınlar bu ülkede şiddete uğruyor, tacize uğruyor, tecavüze uğruyor. Bir kadın, hiçbir kadın bu ülkede ben tacize uğramadım diyemez. Hiçbir kadın bu ülkede ben şiddete uğramadım diyemez. Şiddetin çoklu biçimleri var. Psikolojik şiddette her gün yüz yüzeyiz. Fiziki şiddette her gün yüz yüzeyiz. Ekonomik şiddette her gün yüz yüzeyiz. Mobbingle her gün yüz yüzeyiz. Tam da bu nedenle bunların tümü ortadan kalkıncaya kadar eksiyiz zaten. Yetmez diyeceğiz, yetmedi diyeceğiz. Yani sonuçta binlerce yıllık bir erkek egemenliği var. Bütün topluma sirayet eden bir durum ve yürütülen bütün mücadeleyi berhava etmeye çalışan tekrar bizi işte 100 yıl öncesine belki geri götürmeye çalışan bir erkek egemen iktidarla karşı karşıyayız. Yani bugünkü iktidara bakarsanız kadının yeri ailenin içidir. Bugün iktidarına bakarsanız kadın eş olur, bacı olur, kız kardeş olur, kız çocuğu olur. Bunun ötesine geçemez. Bir irade gerçekleştiremez. Temsili olur. Bakanlıkta bir bakanlıkta olur, temsili olur. Mecliste bir belli bir sayıda olur, temsili olur. Ama o da erkek egemen siyasetin içerisinde eğer belli kurallara uyarsa, yani özgürlük talep etmezse, erkek egemenliğini besleyecek politikaları desteklerse, buna payanda olursa ancak var olur. Onun için aslında biz bütün kadınlar bir araya gelene kadar başarılı olacağımızı düşünmüyoruz. Bir kadın bu ülkede şiddete uğradı, sadece bir kadın şiddete uğradığı müddetçe biz başarılı değiliz. Onun için biz defalarca aslında bu konuda çağrılar yaptık. Kadın dayanışmasını ve ittifakını büyütmeye ihtiyacımız var. Hangi politik görüşten olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım, hangi yaştan olursak olalım, tabii ki kadına yönelik şiddet politiktir. Tabii ki kadın meselesi politika üstü değildir. Bakın bunun altını çiziyorum. Çünkü son süreçlerde özellikle iktidar tarafından çok dillendiriliyor. İşte istismar meselesi siyaset üstü bir mesele. Hayır, siyaset üstü bir mesele değil. Tam da siyasetin konusudur. İktidarın yürüttüğü siyaset nedeniyle bugün ülkede çocuklar istismara uğruyor. Çocuklar çocuk yaşta işçi konumunda. Tam da bu nedenle işte kız çocukları okullaşmaktan uzak, çocuklar beslenme ihtiyaçlarını bile gideremiyor. 6 yaşında bir çocuk bu ülkede açlıktan yaşamını yitirdi. Çocuklar okullarda açlıktan bayılıyor. İşte küçücük çocuklar bu ülkede kağıt toplayıcılığı yapıyor. Küçücük çocuklar tarım emekçiliği, tarım işçiliği yapıyor. Bu siyasetin konusudur. Kadın meselesi siyasetin konusudur. Kadın cinayetleri hiç de siyaset üstü bir mesele değil. İktidar çıkıp bu siyaset üstü, bunu siyasette malzeme etmeyelim, propagandası yapar ama bu siyasetin konusu. Kadınlar bugün tam da erkek egemen siyaset sonucunda yaşamını yitiriyor. Biz bunun dönüşümünü, değişimini yarattık. Bakın Batman'da, Diyarbakır'da, Ahmet'te, Van'da, yerel belediyecilikte, yerel yönetimlerde yürüttüğümüz kadın özgürlükçü politikalarla bunun dönüşümünü yarattık. Kadın dostu kentler yarattık. İşte kadın istihdamını cinsiyetçi rollere göre değil, kadınlar her iş yapabilir perspektifiyle kadın istihdamını gerçekleştirdik. Kadın dayanışma merkezleriyle kadınların gerçekten kendini güvende hissedebilecekleri mekanizmaya ulaşımlarını sağladık. Bunu sağladık. Bu kazanım sadece bizim kazanımımız değildi. Şöyle de anlaşılmasın, yani işte tabii ki bunun öncülüğünü Kürt Kadın Hareketi yaptı, bunun öncülüğünü Kürt Hareketi yaptı ama aslında bu Türkiye'deki bütün kadın hareketlerinin ortak mirasıydı. Feminist kadınların ortak mirasıydı ve buna sahiplenmek de ortak, hepimizin ortak sorumluluğu. Tam bu nedenle bu dönemde kendi kazanımlarımıza daha fazla sahiplenmeye ihtiyacımız var.
başta bizler olmak üzere bence bütün Türkiye'deki kadınların bu konuda daha cesur olması gerekiyor. İktidarın içerisindeki kadınlara da sesleniyorum. Hiç ben onları da bir yere koymuyorum. Bu politik bir mesele. Siz kendi partiniz içerisinde de dönüşümü yaratmak zorundasınız. Kendi partinizdeki erkek egemenliğine de mücadele etmek zorundasınız. Biz yapıyoruz. Biz kendi partimizde de erkek egemenliğinin %100 ortadan kalktığını ifade etmiyoruz. Bu bir öyle bir hakikat yok. Mücadelemiz en yakınımızdaki yoldaşımızla da devam ediyor. Beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla da mücadele etmeye devam ediyoruz. Edeceğiz de binlerce yıllık tortuları temizlemek bu kadar kolay değil. Ama kadınların hem muhalefet partisinin içerisindeki hem iktidar içerisindeki kadınların artık bu siyasete dur demesi lazım. Sadece belli kesimdeki kadının, muhalefetteki kadınların bu konuda itirazı yetmez. Başörtülü kadınların artık bu iktidara yeter demesi lazım. Bu iktidar kadınların emeğiyle, bakın emeğiyle, büyük emeğiyle iktidara geldi ve ilk yaptığı kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmak oldu. Artık AKP'ye oy veren kadınların da bunu görmesi lazım. AKP'ye oy veren kadınların şunu net bilmesi lazım. Bugünkü yoksulluğumuzun sebebi AKP'nin yürüttüğü savaş politikalarıdır. Sadece bir bombanın fiyatını AKP'nin üyesi mecliste açıkladı. Bir bomba. Kadınlar düşünsün. O bombayla kaç çocuk için beslenme ihtiyacı karşılanırdı? Kaç kadın için sağlık güvencesi sağlanırdı? Kaç kişiye askeri ücrette ücret verilirdi? Bunun hesabını hepimiz yapalım. Artık bu savaş politikasından da sadece bizlerin değil, bütün kamuoyunun daha net bir biçimde ses yükseltmesi lazım. Bu konuda biz de önümüzdeki günlerde ulaşamadığımız bütün kadınlara ulaşıp ortak mücadeleyi büyütme hedefinde olacağız. Şimdi kendi savunma mekanizması, bireysel savunma tabii ki önemli. Ama az önce de söylediğim gibi esas olan örgütlü savunmadır. Kendimizi bilinçlendirme, kendini koruma ve örgütlenme. Sonuçta nasıl hedef olursunuz? En korunaksız olan hedefler, en kolay gördüğünü hedefler. Demek ki kendimizi güçlendirmemiz lazım. Ben fiziki bir güçlenmeden söz etmiyorum. Örgütlenerek, örgütlülüğümüzü büyüterek, bir araya gelerek, dayanışmamızı büyüterek aslında bunun karşısında durabiliriz. Onun için hani ben bireysel öz savunma mekanizmamızı oluşturmak tabii ki kıymetli ama en kıymetli olan örgütsel öz savunmamızı oluşturmak ve bunun karşısında örgütlü bir tutum almak. Bunda başarılı olduk. Bakın 6 yaşındaki kız çocuğun istismarı Türkiye'de bu kadar gündem olmasa İktidarın atacağı hiçbir adım yoktu. Bugün Batman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kayıpsa bunu hep mi sormalıyız? Nerede bu kız çocuğu? Kim koruyor? Neden koruyor? Bu üniformalı olduğu için neden yanında? Musa Orhan neden serbest? Bunu sormak lazım. Siirt'te bir kız çocuğu yine defalarca istismara uğramış. Ama bununla ilgili istismar edenler neden serbest, neden tutuklanmıyor? Erkekler neden cezalandırılmıyor? Neden iktidar her defasında çıkıp kadınlara hedef gösteriyor? Bunu hep beraber eğer ortak bir tutumla mücadelesini yürütmezsek bireysel savunmamız kendimize sınırlı kalır. O da bir yerden sonra maalesef yetersiz duruma düşer. Onun için amkot parezin kendimizi savunmanın temel yöntemi örgütlenmek, bir araya gelmek, örgütsel mekanizmamız geliştirmek. İktidar ya yani bu hani biz biraz Türkiye'nin ve Kürdistan'ı yani Türkiye Kürdistan'daki gelişen süreci biraz değerlendirdik ama belki bütün dünya ya da yakından bir bakmakta fayda var. Yani bugün dünyanın tüm aslında bir taraftan sağ erkek egemen iktidarlar yükselirken bir taraftan da karşısında güçlü de bir kadın mücadelesi yürütüyor ve bunun merkezinin Orta Doğu ve Kürdistan olduğunu da görmek lazım. İşte özellikle son süreçte İran'da, Rojava'da açığa çıkan devrim, yani ortaya çıkan Serhıl'dan ya da oradaki protestolar aslında bence çok önemli bir yerde duruyor. Tabii ki Molla rejimine karşı uzun yıllar boyunca dönem dönem bu tür işte açığa çıkan refleksler vardı. Protestolar her zaman çıktı. Yani bazıları ekonomik krize dairdi. Bazıları işte bu Molla rejiminin yaratmış olduğu faşist tabloya karşıydı ama bu dönemin esas farkı bu
Serhıl Dan'ın kadın öncülüğünde gerçekleşmiş olması yani Jina Amini bir simge oldu. Ama aslında onlarca binlerce Jina Amini işte yüzden fazla gün oldu. Belki işte en son İran devriminden sonraki en uzun süreli Serhıl Dan'lardan biri olarak kabul ediliyor bildiğim kadarıyla. 100 günden fazla oldu. Orada kadın öncülüğünde çok güçlü bir direniş var. Çünkü oradaki Molla rejimi de aslında ilk hedeflediği kadınlardı. Kadın kazanımlarıydı. Kadınların özgürlük iddiasıydı. Ve orada Xinjiang sloganı sadece artık kadınlar tarafından telaffuz edilmiyor. Aslında toplumsallaştı da. Yani kadınların özgürlüğünün, toplumun özgürlüğü olacak perspektifi bugün İran'da sadece Kürt kadınları tarafından atılmıyor. Oradaki Azeriler de, Farslar da, Türkmenler de aslında İran'daki bütün halklar ortak bu sloganı bir arada ifade ediyor. Bununla da sınırlı kalmadı aslında. Bugün dünyanın dört bir yanında, en son Berlin'de ki Berlin simgesi olan yere de yansıtılmıştı. Ya bence bu çok kıymetli, çok kritik bir süreç. Bu yani dünyadaki kadın hareketinin ne kadar yükseldiğini, bunun aslında öncülerinden, en önemli öncülerinden de Kürt kadınların olduğunu bir göstergesi. İşte Afganistan'da kadınlar yine Taliban rejimine karşı benzer bir mücadele yürüttüklerini görüyoruz. Şili'de kadınlar Lastesis dansıyla bunu simgeleştirmiş ve bütün dünyada yaygınlaşmıştı. Ama Kürt kadınları şahsında gerçekleşen bu direniş, bu mücadele sadece direnme perspektifinde taşımıyor. Aslında bir paradigmayı da işaret ediyor. Bu da Rojava'da açığa çıkan model olarak görünen ve bütün dünyaya, özellikle dünyadaki halklara, kadınlara umut veren bir fikriyat, bir paradigma. Ama bir taraftan da kapitalist modernite açısından da büyük bir tehlike olarak görünen bir model. Çünkü bugüne kadar kapitalist modernist sistem kendini hep alternatifsi olarak gösterdi. Ulus devletle işte birbirinden kopararak, karşılaştırarak, sürekli çatışmaları ve krizleri derinleştirerek ayakta kalan sistemlerden söz ediyor. İşte kadın erkeğe karşı karşı karşıya getiren, Kürt'ü Türk'e karşı getiren, Alevi'yi Sünni'ye karşı getiren, yani inançları, halkları, kimlikleri karşı karşıya getiren bu kapitalist modernite sisteme karşı aslında demokratik modernite tam da bugün Rojava'da açığa çıkan kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik perspektifteki bu model aslında bütün dünya halklarına, başta kadınlar olmak üzere büyük de bir umut verdi. İşte bu Xinjiang sloganının vücut bulmuş halidir aslında Rojava'daki sistemin kendisi. Tam da bu nedenle bir taraftan Türkiye'nin, bir taraftan da uluslararası güçlerin hedefi haline gelmiş durumda. Bunu bugün Türkiye'deki savaş siyasetinden, tecritten de bağımsız ele alamayız. Yani şu sonuçta tecrit aslında Sayın Öcalan ilk işte 98 yılında Suriye'den çıkartıldığında, 99'da Türkiye'ye teslim edildiğinde İmralı'daki rejim, İmralı Adahap hapishanesinde tutulduğunda da ifade etmişti. Aslında bu tecritin esaslı nedeni halkların karşı karşıya getirilmesiydi ifadesinde kullanmıştı. Aslında ortaya çıkan alternatife de bir komployu, yani komployu tariflerken, bu uluslararası komployu tariflerken halkları karşı karşıya getirmenin de bir yöntemi olarak tariflemişti. Çünkü açığa çıkarttığı modeliydi. Ya bugün şunun yapıldığını çok net görelim. Bir taraftan uluslararası güçler komplonun bir devamı olarak Sayın Öcalan üzerindeki tecriti derinleştiriyor. Bir taraftan da fikriyatına, Sayın Öcalan'ın fikriyatına, Rojava şahsında saldırı gerçekleştiriyor. Yani bugün aslında hem Sayın Öcalan hedef alınıyor, hem de fikriyatı Rojava'da vücut bulan, Kuzeydoğu Suriye'de umut olan fikriyatında işte hedef alındığını bence görmek ve bilmek lazım. Aylardır Sayın Öcalan'dan haber alınamıyor. Aylardır. Bu konuyla ilgili devlet çok spekülatif bir takım bilgiler yaygınlaştırıyor. Dönem dönem Sayın Öcalan ağzından hükümet yetkilileri tarafından bir takım söylemler dile getiriliyor. Ama ısrarlı başvurulara rağmen bu konuda bir geri dönüş olmuyor. Yani günlerdir işte milletvekili arkadaşlarımız da
eş genel başkanlarımız, parti sözcümüz, işte DTK eş başkanımız, DVP eş başkanımızın başkanlığında defalarca Adalet Bakanlığı'na Sayın Öcalan'la ilgili görüş izni talebinde bulunuldu. Avukatları sistematik bir biçimde, avukatları ve ailesi Sayın Öcalan'la görüşme talebinde bulunuyor. Spiti'nin gelip geldiğinde görüşmeye çıkmadığını biliyoruz Sayın Öcalan'ın. Özellikle Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamalar. Bunlar tüm bir araya getirildiğinde aslında AKP, MHP iktidarın bir taraftan savaşı derinleştirirken bir taraftan tecriti de derinleştirdiğini görüyoruz. Bununla da yetinmeyip işte bu fikriyata da her gün daha fazla saldıran, bunu da ortaya dayak kaldırman isteyen bir yaklaşım söz konusu. Tam bu nedenle aslında kadınlar tecrite karşı bu kadar büyük bir refleks gösteriyor. Çünkü bugün tecrit hepimizin yaşamında çok net etkiler yaptığını görüyoruz. Yani sonuçta tecrit savaş demek. Savaş demek militarizm demek. Militarizm demek erkek egemenliği, cinsiyetçilik demek ve kadına yönelik şiddet demek. Savaş demek kadın bedeninin savaş alanı haline getirilmesi demek. Savaş demek ekonomik kriz demek. Ekonomik kriz demek kadın yoksulluğu demek. Yoksulluğun kadınlaşması demek. Savaş demek neredeyse her alanda bizi nefessiz bırakmaktan. Bunlar hepsi tecrit politikalarından bağımsız olarak ele alınamaz. İktidar bugün bu savaş politikalarıyla ayakta durmaya çalışıyor ve ilk hedefinin de kadınlar yaptığı için kadınlar bu tecritte en fazla direnenler oluyor. Bak kadınlar tecriti çok iyi biliyoruz biz. Yüzyıllardır evlerin içerisinde tecrit edildik. Yüzyıllar boyunca toplumdan izole edildik. Toplumsal yaşamdan izole edildik. Varlığımız yok sayıldı, irademiz yok sayıldı, sözümüz, kamuoyuna ulaşılması engellendi. Biz çok iyi biliriz tecriti, tecritin yaşamımızdaki yansımasını. Tam bu nedenle kadınlar bu tecrit sistemine karşı mücadele ediyor. Ve bu fikriyatın, özellikle kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik sistemin fikriyatının sahibinin olan Sayın Öcalan'ın tecritinin kaldırılması için bu kadar ısrarlı bir mücadeleleri ve bir reflekslerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda başarılı olana kadar da mücadele etmeye biz dahil, yani kadınlar dahil bütün kamuoyunun daha net bir tutum alması gerektiğini düşünüyorum. Biz sürekli yetkililere sesleniyorduk. Yetkililerin görevini yapması lazım. Yani bu ülkenin kendi kanununa uymayan, kendi yasasına uymayan, uluslararası sözleşmelerine uymayan bir iktidar var karşımızda. Günlerdir sessiz kalan bir Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı artık bu konuda çıkıp bir söz söylemesi lazım. Yetkisinde mi değil mi? İmralı Ada hapishanesi bugün Adalet Bakanlığı'nın yetkisindeyse şu anda Adalet Bakanı başta olmak üzere bütün yetkililer suç işliyor. Bu suçu işlemekten vazgeçip bu tecriti sonlandırmakları gerekiyor. Bu konuda mücadele etmeye de devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmiş olalım. Ya bir, şimdi zaten AKP-MHP ittifakının kadınlar açısından yarattığı tahribatı ve nerede durduğunu ifade ettik. Yani bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Millet İttifakı açısından baktığımız zaman, yani bugüne kadar kamuoyuna açıkladıkları bilgiler üzerinden söylüyorum. Gerçekten AKP'den çok da ileri bir noktada olmadıklarını ifade etmek lazım. Ya bu konuda işte daha çok restore eden, küçük küçük adımlar atan, belki hani bir yaklaşım içerisinde olduklarını görmek lazım. O açıdan Millet İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'nın kadınlar açısından çok farkının olmadığını net bir biçimde söylemek lazım. Yani mesele sadece İstanbul Sözleşmesi değil. Evet, işte Millet İttifakı geldiğinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağını söylüyor. Ama kadınların tek talebi İstanbul Sözleşmesi değil. Kadınlar bu ülkede eşit yurttaşlık talep ediyor. Eşit yurttaşlık. Ve eşit yurttaşlığı kimliğine, diline, inancına bakmadan, yani bütün kadınların eşit olarak yaşayabileceği bir toplum istiyor. Güvende yaşayabileceğimiz bir toplum talebimiz var. İşte eşit, bütün politik zeminlerde yaşamın her alanında eşit temsiliyet sağlamayı talep ediyor kadınlar. Yani işte masanın etrafında
Ya masalarına bakıyorsunuz, masalarında bile eşit temsiliyet yok, kadın yok. Partilerin kendisinde, kendi tüzüklerinde bu konuda bir iddia, bir yaklaşım söz konusu değil. O açıdan bizim aslında Emek ve Özgürlük İttifakı'nın en temel farkı bu. Emek ve Özgürlük İttifakı kadın özgürlüğüne inanan, kadın özgürlük mücadelesini esaslı bir mücadele olarak gören bir parti. Yani şöyle bakmıyoruz. Yani işte birçok, biliyorsunuz, Türkiye dünya devrim hareketlerinde kadınlar ve erkekler ortak hep beraber mücadele etmişler. Birçok devrimde de işte kadın mücadelesi, kadın hakları devrimden sonraya bırakılmış ve kadınlar devrim sonrasında maalesef devrim öncesindeki gibi yine aynı pozisyonlarına geri düşmüşler. Aynı şeyi yaşamaya devam etmişler. Yani biz kadınlar sonraya bırakılan bir mesele değil, kadın meselesi. Yani sonraya kalsın, hele bir iktidarı devirelim bakarız yaklaşımı kabul edilemez kadınlar açısından. Biz kadınlar hem seçim belirleyeceğiz hem kurucu güç olduğumuzu bilinmesi lazım. O açıdan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temel özelliği, temel farkı da budur. Ya birçok yerde de işte bizim ittifakımız, yani HDP ile ilgili birçok söylem geliştirildiğini görüyoruz. Bizim tek bir ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Ve bu ittifak zaten bir ittifak partisi olan bizlerle beraber kendini büyütme iddiasında olan, en geniş demokrasi ittifakını kurma iddiasında olan bir ittifak. Yani biz, biliyorsunuz, başta da söyledim, HDP kendisi bir ittifak partisi. Yani altı bileşeniyle, bireyleriyle, farklı kimlik, inanç ve düşüncesiyle, feminist kadınlardan Kürt kadınlara kadar, işte mütedeyinlerden Alevilere, Ezidilere kadar biz bir ittifak partisiyiz. Ya yürüttüğümüz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı önümüzdeki günlerde en geniş toplumsal ittifakla birleştirip genişlemeyi hedefleyen bir yaklaşımımız söz konusu. Ve tabii ki bu genişlemenin bir tarafı da kadınlar olacak. Biz hiçbir zaman kadın mücadelesinin öncülerin olduğumuzu söylemedik. Ama biz de kadın mücadelesinin bir parçasıyız. Yani Türkiye Kadın Hareketi'nin bir parçasıyız. Kürt Kadın Hareketi'nin, Türkiye Kadın Hareketi'nin yapacağı ittifak ve dayanışmanın büyütülmesi ve genişlemesi açısından kendi üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirebiliriz. Ve biliyoruz ki bu dönemin damgasına vuracak olan kadınlardır. Bizce bütün kadınların şöyle çok net bir tutumu açığa çıkartması lazım. Eşit temsiliyet sağlamayan hiçbir partiye, hiçbir ittifak kadınların oy vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz eşit temsiliyeti uygulayan bir partiyiz. Önümüzdeki dönemde de uygulayacağız. Kadın mücadelesini esas almayan, kadınlarla ortak zeminde buluşmayan hiçbir ittifak bu ülkede demokratik bir gelecek sunamaz. Kürt sorununda demokratik yöntemlerle çözme iddiasını ortaya koymayan, muhataplığı netleştirmeyen, bu konuda cesur davranmayan hiçbir ittifak bu ülkede başarılı olamaz. Demokratik bir gelecek inşa edemez. Kadınları adına söz kurup, kadınların dinlemeden, kadınlara gitmeden açığa çıkan hiçbir ittifak bu ülkede kazanamaz, başarıya ulaşamaz, demokratik bir gelecek kuramaz. Tam da bu nedenle Emek ve Demokrasi Özgürlüğü ittifakının temel farkı budur. Biz kadın özgürlüğün mücadelesini sonraya değil, şimdi yürütüyoruz. Şimdi kadınlarla beraber her alanda bir araya geleceğiz. Kadınların düşünce, yani HDP açısından bunu söylüyorum. HDP kadın meclisi olarak seçime giderken bütün kadın örgütleri de kadınlarla bir araya gelip bugünü nasıl örebiliriz? Seçimde nasıl bir güçle, ortaklaşmayla gidebiliriz? Seçim sonrası nasıl örebiliriz? Kadınlarla beraber öreceğiz. Ve dediğim gibi geleceği belirleyen de kadınlar olacak. İki ittifak da bu konuda kadınlara bir gelecek vaat etmediklerini üzülerek ifade etmek lazım. Kadınların bu konuda daha net bir tutum alması ve bu konuda zorlayıcı olmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir hedefimiz bu erkek egemen tekçi iktidarı devirmek. Bir seçim sürecine giriyoruz. Ama tabii ki tek mücadele yöntemimiz seçim değil. Biz demokratik zeminde bütün yöntemlerin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bugün iktidar kadınları sokağa kapatan, sokağa tehlikeliymiş gibi lanse eden, işte evlere kapatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yeni yıla giderken bir taraftan savaş politikalarına karşı, tecride karşı, kadın kırımına karşı, ekonomik krize karşı alanda, sokakta, meydanda olacağız. Ama bir taraftan da seçim hazırlıklarıyla en geniş kadın dayanışmasını ve ittifakının içerisinde yer alarak yeniyi 2023'ü öreceğiz. Bir klasik vardır, ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı ifadesi çokça tartışılıyor. Kadınlar açısından Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı kadın yüzyılı olacak. Bu yüzyılın kadın yüzyılı olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çok net. Hiçbir güç kadınların bu haklı ve kararlı mücadelesinin önünde de duramayacak. Bir umutsuzluk yaratıldığını iktidar tarafından farkındayız. İktidar bizi alternatifsizmiş gibi sürekli lanse ediyor. Tek alternatif kendisiymiş gibi. Hayır, alternatifimiz var. Alternatifimiz biziz. Bizler bir araya geldiğimizde ne kadar büyük işler başardığımızı biliyoruz. Kadınların bu konuda ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz. Yeni yılın kadınlar açısından sadece mücadele değil, başarı yılı olacağını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca yeni yılın bütün kadınlara özgürlük, eşitlik ve demokrasi getirmesini temenni ediyorum. 2022 yılında çok kadın arkadaşımızı kaybettik. Yol arkadaşlarımızı, mücadele arkadaşlarımızı, Nagihan arkadaşımız şahsında yitirdiğimiz bütün canları tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. Mücadeleleri yolumuza ışık tutacak. Kalemleri yerde kalmadı, kalmayacak. Alanlar boş kalmadı, kalmayacak. Cezaevinde onlarca, yüzlerce arkadaşımız var. Ayten, Ayla'dan Sabahat'a, Gülten'dan ismini sayamadığım onlarca, yüzlerce arkadaşımıza mücadeleleri dört duvar arasında da devam ediyor. 2023 onların dışarıda olacağı, cezaevlerinin kapılarının açılacağı yüzyıl olacak. 2023 tecride karşı mücadelenin sonuç alacağı ve tecridin kırılacağı yüzyıl olacağına inanıyoruz. Şimdiden herkesin de yeni yılını kutlamış olayım.